Evet, tabii kanser de yaşam da çok önemli. Burada aile hayatı, sosyal hayat, psikolojik hayat ve beslenme nasıl olmalıdır hocam? Şimdi kanserli yaşamda şöyle, kişi kanser hastası oldu, tedavisini oldu ve kanser tedavisiyle artık koruma tedavilerine başladı. Erken ya da lokal ileri dediğimiz evre 3 hastalıkta. Şimdi genellikle hastalarımızın sorusu bir daha hastalık olur mu Evet, şeklinde geliyor. Yani tekrar ben bu edebilir mi? hastalıktan kurtuldum mu? Şimdi kişi bağırsak kanseri örnek. Bağırsağın bir kısmı alındı. Yani kişi yaşadığı sürece o ameliyat olduğu ve tedavi olduğu bağırsak kanserinden kurtulsa bile ikinci bir bağırsak kanseri geliştirmez, hiçbir zaman garanti olmaz. Ya da kadın için memesi duran bir kadına meme kanseri olmaz diye bir garanti veremeyiz. Sadece şunları söyleyebiliriz. Biz bu tedavilerle bu hastalığın eğer hiç tedavi edilmezse %90, %100 başka yere sıçrama olasılığını bu tedavilerin sonucunda olasılık olarak %3'e indirdik, 5'e indirdik gibi oranlar verebiliriz. Yani ama bazısına deriz ki %50 deriz, bazısına %90 indirdik yani düzelttik diyebiliriz. O nedenle de kişi kanser tanısı aldıktan sonra genelde ben artık kanser hastası değilimdir duymak istiyor. Ama evet kansersiz bir yani kanseri tedavi edilmiş hastalıksız dediğimiz bir yaşama girmiş olur ama yani nasıl kişi yaşamında şeker hastası, tansiyon, kalp hastası olma olasılığı varsa her zaman kanser hastası olma ihtimali olduğunu her zaman kenarda tutmak lazım. Ama bu bizim günlük yaşamımızı bozmaması gerekiyor, psikolojimizi bozmaması gerekiyor. Gerekli tedbirler alındıktan sonra hatta bizim kanser hastalarımız normal sokaktaki hastalara göre çok daha artı pozisyonda. Neden? Düzenli takipleri olduğu için pek çok hastalığı daha erken tespit etme ihtimalimiz oluyor. Şimdi özellikle aile ve çevreyle ilgili olarak genellikle sıklıkla bize soru şu, hani biz tedaviye başladık ya da hastaya kanser tanısı konuldu. Hasta etrafındakileri bir şey bulaştırır mı, radyasyon yer mi? PET gibi veya bazı radyoaktif maddelerle tedaviler gibi tedaviler dışında ki bunlar bizim bütün tedavi sürecimizin %1-2'sini bile oluşturmuyor. %98 hasta etrafındakilere bir şey bulaştırma riski zaten yok. Yani Yani kanser aldığı bulaşıcı bir hastalık değil. kanser bulaşıcı hastalık değil. Ancak hem öyle değil hem de aldığı tedavide %98'i değil vücudunda bozuluyor. Yani aldığı tedavide çeşitlerini. Zaten etrafa bir şey bulaştırma ihtimali yok. Biz hastalarımıza dikkat edin derken hastamız etrafa bir şey bulaştırmasın diye değil. Hastamıza dışarıdan bir enfeksiyon işte bir takım hele de bu Covid döneminde daha da dikkatli olalım dedik. Yani bir virüstür, bakteridir, herhangi bir mikroorganizma bulaşmasın diye özellikle titizlenin diyoruz. Yoksa hasta onları bulaştırır diye demiyoruz. Kanser bulaştırıcı değildir ama örneğin hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri oldu. Evet. Yani o karaciğer kanserlerinin birkaç önemli nedenlerinden bir tanesi viral hepatitlerdir. Bunlardan bir tanesi hepatit B, bir tanesi hepatit C gibi. Eğer kişi de hepatit B'ye bağlı bir hastalık varsa bu siroz olabilir, karaciğer kanser olabilir, taşıyıcılık olabilir. Bu kişilerde kanser bulaştırıcı olmaz ama ona neden olan virüsü bulaştırabilir diyebiliriz. Yani kanser doğrudan öbürüne işte tükürükle vesaireyle geçer demeyiz ama ona neden olan virüs tabii ki yani HIV'e bağlı bir sürü kanserler vardır. AIDS dediğimiz mikroba bağlı ya da mikroorganizmalara bağlı diyelim ya da virüslere bağlı diyelim. Birçok virüs, bakteri vesaire de eğer bir şey varsa yani kansere neden olduysa kanseri bulaşmaz ama mikrop bulaşabilir. O konuda dikkatli olun deriz ki bu genel kanser profilleri içerisinde en azından Türkiye'de diyelim yani bir takım bulaşıcı mikroorganizmalar, virüslere bağlı kanserler daha az bir alt grubu oluşturmakta. Peki sosyal hayat, psikolojik hayatı nasıl etkiliyor? Evet, Covid döneminde son dönemlerde böyle hastane deneyimleri, ufak çaplı hasta grupları deneyimleri şeklinde olmasına rağmen birçok bilgi arttı ve bu bilgilerden bir tanesi de Covid nedeniyle yatan hastalardan ölme riskini hesaplayan bazı parametrelere baktılar. Yani hangi türlü parametreler kişi de olursa yoğun bakıma gitme ve bundan dolayı da
COVID nedeni ölüm riski araştırıldığında kanserli bir kişide COVID olduğunda kanseri olmayan bir kişiye göre COVID'den dolayı ölüm riski pek çok grupta 4-5 kat arttığına dair bilgilerimiz var. Bu nedenle de biz hepimiz zaten dikkatli olmamız gerekiyor ama kanser hastalarının daha da yani onkolojik özellikle aktif tedavi alan hastalar için söylüyorum. Daha da dikkatli olmak zorunda. Yoksa eğer COVID'i kenara koyarsak yani çok ağır bir pandemik ya da bulaşıcı bir ortam olmadığı durumda sosyal ortam yani sosyal hayattan kopmalarını istemiyorduk. Yani son 4-5 ayda onkolojide de birçok paradigma değişti bu anlamda. Yani evet biz diyorduk işte tokalaşmayın, dışarıdan gelen kişinin ne taşıdığını bilmiyoruz vesaire ama yani çok güzel hijyen ortamı sağlanarak çalışabilirsiniz, yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz vesaire gibi önerilerde bulunuyorduk. Şu an onları söylerken biraz da temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü kişiye evet yine belki çok hijyenini sağlayarak ya da sosyal mesafesini vesairesini sağlayarak bir kendine ait bir iş yeri vardır ya da büro şartları vardır ya da çalışma şartları vardır. Yine yapabilir ama işte kişi biraz rahat davranarak koşulları genişletip ya da kuralları aksattığında daha ciddi olabilir diyor. Onun için bu dönemde sosyal hayatı biraz kısıtlıyoruz. Tedavisi bitmiş hastalarımız da zaten normal yaşamına devam edebilir diyoruz. Takiplerini aksatmamak koşuluyla. Ailesel yaşamında da zaten onu birebir konuşmalarımızda da söylüyoruz. Yani normal ailesel yaşam için zaten kanser herhangi bir hastalıktan bir farkı yok. Normal ailesel yaşamına devam edebilir pek çok hastalık için.